Arkadaşlar herkese selamünaleyküm, kanalıma hoş geldiniz. Ben Erkan Canlamlı. Bugün sizler için gece sahur vakti. Çıkacağım KTM Dük 250 ile top speed deneyeceğim. Tahmini saat 2.30-3 civarı çıkacağım. Hani yol boş olsun. Yani kaza belayla karşılaşmayalım diye. Yani bir de hızlı gideceğim. Onu düşünüyorum. Yani çok bir hız değil aslında. Yani en baba yapacağı 160'tır diye düşünüyorum. Bunu hep beraber sizlerle göreceğiz. Beklemede kalın. Stantı komple hazırlayacağız sizlerle birlikte. Bunları da göreceksiniz. O zaman gece olsun. Arkadaşlar, bakın, size saati göstereceğim. Cebimi açabilirsem. Saat 2.55 arkadaşlar. Şarjımda %7 kalmış. Şimdi sizlere top speed videosu çekeceğim. Erdem de beni bekliyor. Hop. Yapıştır Erdem. Lan bu ne? Ya şaka yapıyorsun. Şu an şaka yapıyorsun. Kontak aç. Kontak kapat aç. Kafam karıştı. Ya. Abi. Ya ne oluyor ya? Şuna bak, 160'la gidiyorum. Ya hay ananı ya. Ya şu an var ya. Şu an var ya, çok fena sinirlendim ya. Of. Daha ne dursun. Tövbe tövbe estağfurullah ya. Sahur vakti. Ya sizlere bir video çekmek için gecenin bu saatinde çıktım dışarıya. Top speed deneyeyim dedim. KTM Dük 250 ile. Arkadaşlar gördünüz, bir önceki videomda kilometre saatim sağlam. Sabah sağlam. Çıktım dışarıya, kilometre saati kafayı yemiş. Ya böyle bir şey olamaz ya. Cidden böyle bir şey olamaz ya. Erdem, görüşürüz. Kendine iyi bak dostum. Normalde arkadaşlar buradan basacaktım, gidecektim. Maltepe küçük yalıya kadar hız denemesi yapacaktım. Şuna bak ya. Arkadaşlar bunu telafi edeyim, tamir edeyim, artık ne yapacaksak yenisini mi alacağız bilmiyorum. Ben bunları halledeyim, size KTM Dük 250 ile top speed videosu yapacağım. Öyle bir video gelecek yani, buna emin olabilirsiniz. Böyle kaç yapacak lan acaba? Lan çok saçma ya, çok saçma ya. Abi bu ne ya? Böyle de olmaz ki ya. Yani bozul desem bozulmazsın. Veya işime yarayacaksın ya ilk defa.
Abicim sen de ne yapıyorsun ya? Hadi be, onunla gidiyorum. Tövbe tövbe. Sinirlendim ya. Hadi bakalım. 199 son diyor. Daha fazla da yapsam 199 son. Lan her yer solmuş buralarda ya. Aynayı da kırdım arkadaşlar. Ben ne zaman ayna kullandım ki zaten ya. Ya yol boş olsun diye bakın. Şurada bakın. Saat 2:55 geçiyor şu an. Benim telefonumdan birkaç dakika geride bu sanırsam. Of ya. Sen iyi misin ya? Stopu aç, kapı yapayım bakayım. Boşa alayım şunu. Evet, şu an boşa aldım. Stopu kapattım. Açtım. Ya yine 199'da başlıyor ya. Senin gibi kilometre saatim ben. Ne oluyor lan sana? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oldu sana? Abi bende mi bir şey var? Yani anlamadım ya. Mutlu mutlu çıkmışım gecenin bu saatinde, yol boş olur dedim. Biraz İnsanları tehlikeye atmadan gazlayayım dedim. Hem akşam kilometre saati de çok güzel gözükür dedim. Parlar dedim. Her şey okunaklı olur dedim. Hiçbir şey de istediğimiz gibi, bir kere bir şey de istediğimiz gibi gitsin ya. Üf. Of lan of. KTM 250'ye alıştım arkadaşlar bu arada. 199'da biraz geçiyoruz. Ya şaka gibi ya, uyuz oldum. Söyleyecek bir şey bulamıyorum yani ya. Şuna bak, 199'da gidiyorum. Yok anasını. KTM 250 ve 199. Racing'leri gitmiyor o kadar. Dük 250 sen kendine gel ya. Şuna bak, 50-60. Ne oluyor lan? Ya var ya. Çok sinirliyim şu an, çok. Yok abi ya, hiçbir şey istediğin gibi gitmiyor ya. Of, bu bir isyan değildir. İsyan etmiyorum ama hani sabah gördüğünüz, size güzel güzel mutlu mutlu video çektim. Arkadaşlar akşam top speed videosu yapacağım dedim. Beklemede kalın dedim. Ama yok abi, istediğimiz gibi gitmiyor her şey. Yapacak bir şey yok ya. Bunu da onarayım. Sonra size top speed videosu çekeyim. Sonra motoru güzel bir şekilde stand bike'a çevireyim komple. Çok güzel planlarım var Allah'ın izniyle. İnşallah onlar da bunlar gibi aksiliklerle karşılaşmayız. Ne oldu sana? Ne oldu? Arkadaşlar, saate tekrar bakacağım. 3-2. Tam sahur vakti. Hızlı bir şekilde gidip yemeğimi yiyeyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Mahallede çok ses yapmamam gerekiyor. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz seviliyorsunuz. Hadi Allah'a emanet olun.